İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Aguri Ağrı köylüleri köylerinin incelenmesini istiyor. Stepanakert'te yeni sitenin inşaatına başlandı. Blokadının kaldırılması konusundaki üçlü çalışma grubunun çalışmaları devam ediyor. Türk DNA projesi Türk halkını şeytan olmakla suçladı. Xi Jinping, Çin'in Suriye'ye yardım edeceğini açıkladı. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri, muhteşem Malabadi Köprüsü, Alexander Spenteria'nın 150. yıl dönümüne adanan etkinlikler Kiev'de başladı. Bugün Uluslararası Çocuk Günü. Batı Ermenistan'ın Ağrı merkeze bağlı yukarı Ahadeve köyünde bulunan tepedeki yapıların incelenmesini isteyen köy sakinleri, tepenin üstündeki yapıların tarihi olduğunu ve alan ile ilgili hiçbir kaynakta bilgi bulunmadığını belirttiler. Köylüler köylerdeki yapıların incelenip tescillenmesini istiyor. Yukarı Ahadeve köyü sakinleri aynı ismi alan Ahadeve tepesinde yeraltı şehri olduğunu ve tepenin üstünde etrafında bulunan yapıların ise tarihi yapılar olduğunu belirttiler. Tepenin zirvesinde çeşitli yapıların kalıntıları ile 2 ile 2,5 metre yüksekliğindeki kayalara oyulmuş her birinin yaklaşık 30 ile 50 santimetre boyunda olan 5 haç yer alıyor. Haçların oyulduğu kayalar ise tepede aynı yükseklikte yer alan bir yapının ise eski dönemlere ait tapınak ya da kilise olduğu düşünülüyor. Köy sakinleri kendi büyüklerinden tepedeki yapılarla ilgili sık sık hikayelerin anlatıldığını ve konuştuğumuz köylerde küçük yaşlarda tepede yapılara yer altına inen merdivenlere denk geldiklerini söyledi. Ağadeve Tepesi tepedeki harabeye dönmüş yapıların aksine duvarları halen duran ve girişi kemerli yapı olan yapının tapınak ya da kilise olduğu öngörülüyor. Bu Batı Ermenistan'da yerli Ermenilerin yaşadığının bir kanıtıdır. Her şey bu bölgede bir Hristiyan ibadethanesinin bulunduğunu göstermektedir. Siyaset bilimciler sustuğunda tarihin tanıklarının konuştuğunu belirtmekte fayda var. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı'ndan Artsakh Press'e verilen bilgiye göre Stepanakert'in Dikranmez Caddesi yakınındaki bölgede 3 apartmanın inşa edileceği yeni bir semtin inşaatına başlandı. Bakanlıktan bildirildiğine göre yeni inşa edilen sitede inşasına devam edilen 3 binadan ikisi 12, biri 9 katlı olacak. İnşaatı devam eden binalarda toplam 2 odalı 47 daire, 3 odalı 138 ve 4 odalı 33 daire öngörülmektedir. Toplam yaşam alanı 1807 metrekaredir. Binalarda kamusal açıdan önemli alanlar da öngörülmüş durumda. Meydanlar arası yol, otopark, yeşil alanlar yapılacak, çevredeki alanda bakım gerçekleştirilecek. Şu anda yeni sitenin inşaatı için toprak işleri tamamlanmış, temel inşaat işleri yakında başlayacak. Yeni site, Hayat Sanatlı Tüm Ermeniler Fonu'nun finansmanıyla inşa ediliyor. Apartmanların 2023 yılında işletmeye geçmesi planlanmaktadır. Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım bağlantılarının engelini kaldırmak için Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının başkanlığıyla kurulan çalışma grubunun çalışmalarına özellikle son sınır olaylarından bu yana devam edilemiyor. Ermeni tarafında çalışma grubuna başkanlık eden Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Vekili Muher Grigoryan, Armen Press'in sorusuna yanıt olarak şöyle dedi. Bugün itibariyle çalışma devam etmiyor. Bu çalışmanın ancak genel durumun en azından istikrarlı olduğu takdirde etkili olacağını defalarca belirttim. Bu durumda o platformda yapıcı bir çalışmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda bu platformdaki temaslar kesildi. Ahval Ajansı'nın bildirdiğine göre Türklerin soyları hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak bir internet projesi, Ancestry.com'un Türk halkını şeytanlaştırdığı için boykot edilmesini istedi. Türk DNA projesi site sonuçlarının Anadolu'daki, Batı Ermenistan'daki Türk olmayan toplulukların günümüz Türkleriyle nasıl birleştiğini göstermesinin ardından dünyanın en büyük ticari soy ağacı şirketi Ancestry.com'u boykot etme çağrısında bulunarak Twitter'de kampanya başlattı. Çağrıda bulunanlar Ancestry DNA ile popülasyonun genetik yapısı hakkında bilgi vermek yerine Türk halkını şeytanlaştırmaya, Türkiye'deki varlıklarını meşrulaştırmaya odaklanıyor dediler.
Özellikle sitenin Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. ve 20. yüzyıllarda bu halklara karşı dini ve etnik ayrımcılık iddiaları dahil Ermeniler, Pontus Rumları ve Bulgarlardan bahsedilmesine kızıyorlar. Özellikle de Ermenilere yönelik soykırıma. Türkiye, Ermenilere yönelik soykırım gibi belirli tarihi olayların tanınmasına şiddetle karşı çıkıyor ve tanınmasını suç sayıyor. Türk makamları Ermenilere karşı işlenen soykırımı resmen tanıyan, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer ülkelere karşı lobi kampanyaları yürütmektedir. Ancak 24 Nisan 2001'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Ermenilere karşı işlenen soykırımı resmen tanıdı. Türk gazeteci Uzay Bulut Twitter'da Türk tarihindeki şiddet içeren ve fanatik olayları kabullenmeye karşı gösterilen direnişin zamanla Türk olmayan azınlıkların daha büyük acılar çekmesine yol açtığını yazdı ve Türk DNA projesinden gelen mesajlara yanıt olarak da Türk milliyetçileri neden gerçeklerden bu kadar korkuyor? Çünkü bununla karşılaşırlarsa uydurdukları yalan tamamen yok olacak ifadesini kullandı. Çin, Suriye'nin ekonomisini canlandırmasına, nüfusunu iyileştirmesine ve Ermenicesi takavarak olan yeni koronavirüs türüyle savaşmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapacak. TASS'ın aktardığı habere göre bu açıklama, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'den Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden ötürü tebrik mesajı sırasında geldi. Tarihi ve eşsiz güzellikteki Batı Ermenistan'daki Malabadi Köprüsü 12. yüzyıldan günümüze ihtişamını koruyor. Batman ve Silvan sınırında bulunan 1147 yılında inşa edilen Malabadi Köprüsü ihtişamlı görüntüsünü koruyor. 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğunda olan bu köprü özellikle kemerlerinin genişliği bakımından dünyanın en önemli eseri arasında yer almaktadır. Bir dönem kervancıların uğrak yeri olan köprüde bu nedenle konaklama bölümleri de bulunuyor. Köprü 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer aldı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle şu sıralar çok misafir ağırlayamayan köprü hemen yanında Malabadi Köyü bulunduğundan hayat aralıksız devam etmekte. Bir ünlü yazarın dediği gibi Malabadi Köprüsü'nün altına Ayasofya'nın kubbesi girer. Bu sözlere de atıfta bulunarak köprünün altına bir tarihin, coğrafyanın, hafızanın sığabileceğini söylersek de eksik kalmaz. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, eğer tarihi vatanınız olan Batı Ermenistan'daki bu güzel yapıyı görmek istiyorsanız şimdi tam zamanı, vakit bulup ziyaret edebilirsiniz. Analitika.ua.net'in bildirdiğine göre büyük Ermeni besteci Alexander Spandarian'ın 150. yıl dönümüne adanan etkinlikler Kiev'de başladı. Ülkenin diğer bölgelerinde de tematik etkinlikler planlanmaktadır. Kiev'deki en büyük kütüphanelerden biri olan Svashado'da düzenlenen etkinlik genel olarak Ermeni kültürel mirasına ve özellikle de Alexander Spandarian'ın 150. yıl dönümüne adandı. Ünlü Ermeni besteciler Spandarian'ın ve Gomidas'ın anma etkinliği sırasında seslendirilen müziklerinin yanı sıra konuklar ve kütüphane yönetimi Ermeni-Ukrayna kültürel bağları ve mirasının yanı sıra son zamanlarda tadilat edilen kütüphanedeki özel Ermeni köşesinin açılışı hakkında görüş alışverişinde bulundular. 1 Haziran Dünya Çocukları Koruma Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih 1949'da Paris'teki Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu tarafından kuruldu. Tatil ilk olarak ilk defa 1950'de kutlandı. Ermenistan Cumhuriyeti Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında onayladı ve 1996'da Ermenistan Cumhuriyeti Çocuk Hakları Yasası kabul edildi. Tatil Cumhuriyet'in tüm bölgelerinde kutlanmakta, genellikle de her yerde etkinlikler düzenlenmektedir. Bugün ayrıca Eylül 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 66. oturumu sırasında ilan edilen Dünya Ebeveynler Günü de kutlanıyor. 2013'ten bu yana her yıl yazın ilk günü dünyadaki tüm ebeveynlerin onuruna kutlanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arev adlı topluluk tarafından seslendirilen Gusan Şahin'in Bingöl adlı eserini sunuyoruz. Gana gana çıktı her yere.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.